Fatih Altaylı veya Fatih Altaylı gibi düşünenler bir umut içerisinde, bir beklenti içerisinde. Eskiden hatırlıyor musun? Böyle ufak bir Sayın Devlet Bahçeli bir çıkış yaptığında, yani böyle biraz sert konuştuğunda hemen bu cenah hemen şöyle, aha ne oldu lan? Vallahi Devlet Bahçeli hükümeti yıkıyor. Ya Devlet Bahçeli ne kadar, ne zaman böyle bir sert çıkış yapsa, yani yol gösterse, vallahi gidiyor dediler. Şimdi böyle bir tablo karşısında Fatih Altaylı'nın beklentisini anlıyoruz. Ama şimdi böyle bir beklenti, böyle bir umut sadece Fatih Altaylı'da değil. Keşke yeniden Refah Partisi adayını çıkarsa beklentisini en çok İmamoğlu ister. En çok AK Parti'yi kaybettirmek için. Fatih Altaylı'nın biliyorsun bir sözü şey oldu, gündeme oturdu. AK Parti sonunda teslim olacak o şeyle ilgili. Yeniden Refah Partisi ile ilgili. Orada biraz seninle konuşmak istiyorum. Nedir durum? Ne oluyor? Zaten az çok gösteriyor kendini o sahne ama. Fatih Altaylı veya Fatih Altaylı gibi düşünenler bir umut içerisinde, bir beklenti içerisinde. Eskiden hatırlıyor musun? Böyle ufak bir Sayın Devlet Bahçeli bir çıkış yaptığında, yani böyle biraz sert konuştuğunda hemen bu cenah hemen şöyle, aha ne oldu lan? Vallahi Devlet Bahçeli hükümeti yıkıyor. Ya Devlet Bahçeli ne kadar, ne zaman böyle bir sert çıkış yapsa, yani yol gösterse, vallahi gidiyor dediler. Şimdi böyle bir tablo karşısında Fatih Altaylı'nın beklentisini anlıyoruz. Ama şimdi böyle bir beklenti, böyle bir umut sadece Fatih Altaylı'da değil. Yani keşke yeniden Refah Partisi adayını çıkarsa beklentisini en çok İmamoğlu ister. En çok. AK Parti'yi kaybettirmek için. Şimdi Refah Partisi de diyor ki biz diyor AK Parti'yi desteklemek zorunda değiliz ya da biz AK Parti'yi desteklemek için bu partiyi kurmadık. Evet. Bizim bir oy oranımız var. Bizim bir takım beklentilerimiz var. Vefa talebimiz var. Vefa. Nedir bu vefa? İşte Genel Başkan Yardımcısı burada oturdu. Biz dedi Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı yaptık dedi. Bunun bir bedeli, bir karşılığı olmalı dedi. Ben bir kez daha şerhimi düşeyim de Mehmet Özaltın evet biz Altın. İstanbul biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandırdık dedi ama dün örnek verdim. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan birçok ilçede Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisindeydi. O zaman niye geride? Bu soruyu sormak lazım. Bir. İkincisi beklentileri ne? Ne bekliyorlar? Şimdi Doğan Aylan mıydı? Doğan Aylan başkan vekili. Gönlündeki aslanı Halk TV ekranlarında açıkladı. Evet. Ne dedi? Ekrem İmamoğlu gavur değilmiş. Kim dedi Ekrem İmamoğlu'na bugüne kadar gavur? Kim? Yani bunun işaretlerini almaya başlamıştık biz. Refahın kopacağına yönelik bir işaret almaya başlamıştık. Suat Kırış da çıktı dün ekranların karşısına geçti ve dedi ki bizim ittifak görüşmelerimiz kesilmiştir. Sebebini biz Suat Kırış'tan bir dinleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşlar, AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'nin istediğimiz yönünde çıkan haberleri ben de okuduğumda Şerif Bey'e mesaj atıyorum. Gene bir yerleri istemişiz diye espri anlamında bunu değerlendiriyoruz. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor diye sordunuz. Gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında
herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Siyaset bir yönetme sanatıdır. Siyaset devlet yönetmektir. Siyaset müzakereye açık olmaktır. Siyaset işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Ve eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz duruşumuzun bir şeyler almak, istemek, koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile aramızda imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemlisi olan milletimizin rızasını kazanmaktır. Halkın rızasını kazanarak hakkın rızasına ulaşmaktır. Ve bütün bu süreci saygı temelinde, sevgi temelinde, dostluk temelinde konumlandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar böyle geldik, bugünden sonra da böyle gideceğiz. Bütün partiler bizim için değerlidir. Katıldığımız görüşleri olabilir, katılmadığımız görüşleri olabilir. Bütün partiler değerlidir ama her parti ile bir seçim ittifakına yanaşmayız. Onu da ifade ettik. Evet. Bir kere şu iddia ortaya atılmıştı. Ne demişlerdi? Konya'yı istedi mi? İstemediğini Suat Kılıç söylüyor. Yani iki, önemli bir... Getir bakayım Mustafa. Önemli bir şey daha söyledi. Liderler düzeyinde bu görüşmeler devam eder mi, etmez mi? Rahmetli Demirel'in bir sözünü hatırlattı. 24 saat siyasette çok uzun bir süredir. Yani 14-28 Mayıs seçimlerinde de aynı şey olmuştu. Son sözü iki lider söylemişti. Recep Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan'ı çağırmış, pardon Allah rahmet eylesin, oğlu Fatih Erbakan'ı çağırmış, davet etmiş, ağırlamış, beraber konuşmuşlardı ve sonradan Fatih Erbakan çıktı, biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz demişti. Şimdi burada az önce de ifade ettiğim gibi yeniden Refah Partisi şu anda vefa bekliyor ve biraz da bu pazarlıklar kızıştı. Ne olacak bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Fatih Erbakan bugün dün bir açıklama yapmadı. Ben üst düzey bir yetkiliyle konuştum. Hadi Bey dedi, görüşmelerimiz kendi aramızda başkanlık divanı devam ediyor. Sonuç henüz çıkmadı. İnanın ben de bilmiyorum. Son sözü liderler söyleyecek. Son sözü liderler söyleyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani yeniden refah beklentisi çok güçlü. Bütün liderler şeyde diğer deva gelecek vesaire, onlar da bir beklenti içerisinde. Sonuç ne olur bilmiyorum. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Peki.